Merhaba arkadaşlar, ben Gülcan Geniş, Türkçe öğretmeniniz. Bugünkü dersimizde kini yazımını öğreneceğiz. Evet, bakalım arkadaşlar. Ki, üç türlü kimiz vardı. Bağlaç olan ki, sıfat yapan ki, zamir olan ki. Bunları tek tek anlatacağım arkadaşlar. Şimdi pratik bir bilgimiz var. Ben size söylemiştim ve tahtada bir sürü örnekler yapmıştık. Değil mi? Şimdi ki var, ler var. Evet. Ki ekinden sonra ler çoğulu iki getirebiliyorsak, bakın ki'den sonra ler çoğulu iki getirebiliyorsak eğer o bitişik yazılır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Yani pratik yöntemimiz şu. Şu ki'miz, tamam mı? Bu ki'den sonra ler getirdiğimiz zaman eğer cümlemiz anlamlı oluyorsa, yani oradaki kelimemiz anlamlı oluyorsa o zaman bitişik yazacağız arkadaşlar. Eğer anlamlı olmuyorsa onu ayıracağız arkadaşlar. Tekrar ediyorum, şöyle alayım. Burada bir sözcüğümüz olduğunu düşünelim. Burada bir sözcüğümüz var. Bu sözcüğümüze ki'yi getirdiğimiz zaman bir de ler eklediğimiz zaman bakıyoruz anlamlı oluyorsa bitişik yazıyoruz. Baktık anlamlı olmuyor. O zaman bu ki'yi ayırıyoruz. Tamam mı? Şimdi bakalım örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Bunları kullanacağız. Evet, zamir olan ki bitişik yazılır arkadaşlar. Şimdi kısa bir hatırlatayım. Zamir nedir diye hatırlayalım öncelikle. Şöyle. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Şimdi ismin yerini tutan sözcükleri biz zamir diyoruz. Mesela benim tokam seninkinden güzel dediğim zaman buradaki seninki dediği kastettiği arkadaşlar toka. Tokanın yerini tutuyor. Senin tokanı. Toka. Evet, buna biz zamir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl yazacağız? Onlara bakalım. Evet, kalemimi evde unutmuşum. Seninkini kullanabilir miyim? Şimdi bakalım buradakiyi bitişik yazdık değil mi? Doğru. Bir de sağlamasını yapalım. Ne demişti? Ki ve leri getirdiğimiz zaman anlamlı oluyorsa bitişik yazacağız. Senin kiler. Oldu mu? Anlamlı. Seninkiler yazalım. Seninkiler dediği zaman anlamlı oluyor arkadaşlar. O zaman nasıl yazıyoruz? Bitişi yazıyoruz. Evet. Bir diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. Salondakini de getirir misin? Şimdi başka şeyleri getirmiş, salondakini de istiyor arkadaşlar. Salondaki aslında o nedir mesela? Salondaki gazeteyi de getirir misin anlamında. Bakalım. Salondaki getirdik. Salondakiler. Yani gazetelerin yerini tuttu mesela. Salondakilere bakalım. Oldu mu acaba? Salondakiler. Evet, anlamlı oluyor. O zaman nasıl yazıyoruz? Bakın, bitişi yazıyoruz. Burada da zaten bitişik yazdık. Demek ki sözcüğümüze kiler eki de getirdiğimiz zaman yani aslında ki'yi koyuyor. Bakın şöyle de yapabiliriz. Salondakiler. Şurayı kapatalım. Şöyle kapatayım. Evet. Şöyle baktığımız zaman salondakiler bakın anlamlı oluyor. O yüzden biz bunu nasıl yazacağız? Bitişik yazacağız arkadaşlar. Evet, sıfat yapan ki'ye bakalım. Bu da bitişik yazılır arkadaşlar. Sıfat olan ki daima bitişik yazılır. Önündeki isme
hangi sorusunu yönelterek bulabiliriz? Şimdi sıfattan bahsedeyim biraz. Sıfat ismin önüne geliyordu. Şimdi bakalım. İsmin önüne geliyordu. Onları renk, durum, biçim bakımından, sayı bakımından belirtiyordu. Şimdi bakalım. Burada önemli olan hangi soruyu soracağız arkadaşlar? Salondaki çocuklar oynuyor. Şimdi çocuklar isim. Soruyoruz. Hangi çocuklar? Salondaki çocuklar. Bakın. Cevabını alabiliyoruz. Bir de bu ler ekini koyarak da yapabiliriz burada da. Salonda ki şöyle de yapabiliriz. Ler ekini getirelim. Evet, salondakiler oldu mu? Şöyle yapalım. Salondakiler. Evet, oldu arkadaşlar. O zaman nasıl yazıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Evet, bakalım diğer örneğimize. Çantasındaki kitapları masanın üstüne koy. Şimdi soralım. Hangi sorusunu soruyorduk ya, kitapları? Soruyorum. Hangi kitapları? Hangi kitapları? Sordum. Nerede kitapları? Çantasındaki kitapları bu sefer. Evet. Bunun da sağlamasını yapalım. Şuraya da yazabiliriz. Çantasın da çantasındakiler oldu mu? Bakın. Çantasındakiler oldu. Şuraya yazalım. Çantasındaki ler anlamlı olduğu için nasıl yazıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Evet, gelelim şimdi bağlaç olan ki. Şimdi D'de işlemiştik. Şunu unutmuyoruz. Bağlaçlar ayrı yazılır. Evet, bağlaç olan ki daima ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulma olmuyorsa o ki bağlaç olan kidir. Evet, bunu şu şekilde yapabiliriz. İki şekilde yapabiliriz. Bir ler ki ile ler ekini getirebiliriz. Bir de kapatıp yapabiliriz. O şekilde de yapabiliriz. Kapatmamız gerekirse de yine ki'yi kullanabiliriz. Kapatabiliriz. Evet, bakalım şimdi. Duydum ki bize geliyormuşsunuz. Şimdi duydum bir cümlemiz bakın geliyormuşsun. Duydum ki bize geliyormuşsun. Kapatıp yapalım. Evet şöyle kapatalım. Ya şu kalemimizi kapattık. Evet duydum bize geliyormuşsunuz. Bakın anlam bozulmadı. Duydum bize geliyormuşsun. Anlam bozulmadığı için buradakiyi ayrı yazdık. Bir de ki ve ler eki ekleyerek sağlamasını yapalım. Duydum ki ler. Bakın anlamlı oldu mu? Duydum ki ler şuraya yazalım. Duydum ki ler diye bir şey var mı? Anlamlı değil. Bakın anlamlı olmadığı için onu hemen nasıl yazıyoruz? Ayırıyoruz bakın. Hemen ayırdık. Evet bir başka örneğimize bakalım. Şimdi anlıyorum ki seni çok yanlış tanımışım. Şimdi kapatalım öncekiyi öyle yapalım. Şimdi anlıyorum. Seni çok yanlış tanımışım. Bakın anlam bozulmadı. Anlam bozulmadığı için bu kiyi ben ayrı yazabilirim. Çünkü nedir bu? Bağlaçtır. Bakın hem burayı buradakilerle bu cümlelerle bağlıyor. Bir de kiler eki getirerek yapalım. Anlıyorum ki ler. Oldu mu sizce? Bakın. Anlıyorum kiler diye bir şey var mı? Buraya da yazayım. Anlıyorum ki ler. Böyle bir şey yok, değil mi? O yüzden bunu hemen yanlış olduğunu görüyoruz.
ve ayrı yazıyoruz. Evet. Şimdi bir notumuz var. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Çünkü tahtada kalkıp hepiniz söylemiştiniz. Hatta hep birlikte söylemiştik yüksek sesle. Son bahçemi unutmuyordu. Ezberledik hepimiz, değil mi? Ben şimdi sizlere tekrar anlatayım, hatırlatayım. Evet, şimdi S vardı. Bu kiler bitişik yazılan kiler. Başlığını koyalım. Bitişik ki. Evet. Bunlar kalıplaşmıştı. Biz bunları ayıramıyorduk. Evet, bakalım S. Sam ki. Evet. O. Oysa ki. Oysa ki bitişik yazılır. Sanki bitişik yazılır. Evet, M'ye bakalım. Madem ki bitişik yazılır. B'ye geçelim. Kalıplaşmıştı. Belki bitişik yazılır. A'yı elemiştik burada. H vardı. Halbuki. Nasıl yazıyoruz halbuki de? Bitişik yazıyoruz. Ç vardı. Burada siz biraz takılmıştınız hocam ama ki değil bu. Ü. Çünkü ben de size anlatmıştım. Aslında burada çünkü'dir ama uyumlu olduğu için çünkü diye Türk Dil Kurumu bu şekilde açıklamıştı. Evet, ben de size açıklamıştım. Evet, M'ye bakalım. Meğer ki ve i de bu önceden şöyleydi arkadaşlar. Son bahçemdi. Sonra Türk Dil Kurumu i'yi de ekledi. Sonra i'yi biz de buraya şifrelerken ekledik. İlla ki. Bu kiler arkadaşlar bitişik yazılan kiler. Tekrar edelim. Sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki ve illa ki. Bunları unutmuyoruz son bahçemi. Bunlar kalıplaşmıştır ve bitişik yazılır. Evet. Şimdi alıştırmalara geçelim. Konuyu pekiştirelim. Şimdi size bu şekilde verdim. Diyelim ki yazıldı, sordum. Bu ki'yi acaba bitişik mi yazacağız? Ayrı mı yazacağız? Bakalım. Ben de kalem kırıl. Şimdi bakalım. Ki'yi bir bitişik yazalım. Bendekiler. Oldu mu? Oldu değil mi arkadaşlar? O zaman nasıl yazacağız? Bitişik. Yazacağız. Bendeki kalem kırıldı. Evet, eve geldim. Kimse yok. Şimdi burada bir ki yok. Şöyle ki'nin olmadığını düşünüyoruz. Burada zaten boş. Bakalım, eve geldim. Kimse yok. Anlam bozulmadı. O zaman bu ki'yi bağlaştır, ayrı yazıyoruz. Çünkü anlam bozulmadı. Yarın törende görev alacağım. Evet. Yarınki törende yarınkiler oluyor. O zaman nasıl yazıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Yarınki törende görev alacağım. Hangi törende görev alacağım? Yarınki törende görev alacağım. Masada kitapları kaldırdım. Nerede ki hangi kitapları kaldırdım? Masadaki kitapları kaldırdım. O zaman bu ki'yi bitişik bir de lerle sağlamasını yapalım. Masadakiler oldu mu? Oldu değil mi? O zaman nasıl yazıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Evet. Bir diğer alıştırmamıza bakıyoruz. Bir şey biliyor, konuşuyor. Buraya ki'yi birleşik yazmama gerek yok. Bakın anlam bozulmadı. O zaman bu ki'yi ayrı yazıyoruz. Bağlaç. Bakın bir şey biliyor, bir de konuşuyor var. İki cümleyi birbirine ne yaptı? Bağladı. O yüzden buradaki ki bağlaç olan ki ayrı yazıyoruz. Baktım gitmiş. Tamam.
Burada hiçbir bozukluk yok. Değil mi? O zaman bu da bağlaç olan ki. Bakalım bu da evde hesap çarşıya uymaz. Bakın anlam sanki bozuldu gibi. Hadi deneyelim. Evdekiler. Oldu mu? Evdekiler anlamlı mı? Şöyle baktığımız zaman evdekiler. Evet, anlamlı. O zaman buradaki bitişik yazıyoruz. Düzenli spor yapmalısın. Sağlıklı kalabilesin. Tamam, burada herhangi bir sıkıntı yok. O zaman bu ki'yi nasıl yazacağız arkadaşlar? Bağlaç olduğu için ayrı yazıyoruz. Evet, bakın bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Kiveler ekini getireceğiz. Anlamlı oluyorsa bitişik yazıyoruz. Ama cümlede herhangi bir sıkıntı yok. Bakın şuradaki gibi. O zaman nasıl yazıyoruz? Ayrı yazıyoruz. Eğer anlamlı oluyorsa mesela burada evdekiler gibi tekrar bakalım. Bakın. O zaman bitişik yazıyoruz. Şöyle sağlamasını yapalım. Mesela ki'yi getirdik buraya. Baktım kiler diye bir şey olur mu? Şöyle yapalım. Baktım kiler diye bir şey olur mu? Olmaz değil mi? Anlamlı olmuyor. O yüzden de nasıl yazıyoruz? Ayrı yazıyoruz arkadaşlar. Evet, ki'nin yazımı bitti. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Konuyu tekrar etmeyi unutmuyoruz. Ayrıca ben size çok önemli bir şey daha söylüyorum. Kitap okumayı da unutmuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.